Türkiye'deki bütün koyları gezmeye çalışıyorum. Çünkü bütün koylarda, bölgelerde farklı farklı çakıl çeşitleri, çakıl renkleri var. Taşa yüreğimi koydum, kalbimi koydum doğrudur. Nerede taş görsem çok ilgimi çeker. Üzerinde şekillendiririm. Yani ne görürsem, nerede bir taş görsem onu şekillenir gözümde. Bir şekilde bir şey görürüm onda. Bütün dünyadaki sanatçılar doğadan buldukları taşlara müdahale ediyorlardı. Ta Sümerlerden günümüze kadar. Ben de bunların içerisindeydim. Ben de işte 2009'da Kıbrıs'ta bir güzel bir sergi yapmıştım. Bütün yaptığım eserlerde mozaiğe müdahale ederek yapılan bir sanattı. Daha sonra bu çakıl taşlarıyla alakalı bir denize gittiğim zaman rengarenk renk cümbüşünü görünce çok ilgimi çekti. Bunlara hiç müdahale etmeden belki de dünyada ilk olan İlk yapabileceğim bir şeyi düşündüm. Çok zor bir şeydi yani, çünkü doğa öyle bir yaratmıştı ki çakıl taneciklerini. Hiçbirisinin birbiriyle ölçü olarak aynı değildi. Hepsi farklı elipsiklerde, farklı formlarda. Ve ben bunu 28 yıl önce denizden bir poşete doldurdum ve atölyemde denemeye başladım. Ben bu yaptığım sanatı insanlığa miras olarak bırakmak istiyorum. Önce tanınmak, dünyaya doğal çakıl mozaik sanatı hiç müdahale etmeden nasıl yapılır, onu tanıtmak, daha sonra da gençlerimize, insanlığa bunun tekniğini öğretmek ve ömrüm yettikçe de bu eserleri üretmek istiyorum. Yani ben zaman zaman bir tırnak büyüklüğündeki çalıştığım yerleri bile 2 gün uğraştığımı hatırlıyorum. Çünkü renk geçişleri yakaladım zannediyorsun ışıkta. Bittikten sonra karşıya koyduktan sonra o renkin olmadığını fark ediyorsun. Değiştiriyorsun ertesi gün. Onun için çok sabır isteyen bir iş. 8 ayda bitirdim bir tabloyu. Götürdüm, teslim ettim. Ve gururlandı orada benden teslim alırken bu eseri, işte çok güzel olmuş, yani neredeyse bayılacak dereceye gelen bir insan ertesi gün bunun elle yapılmadığını, elle yapılmanın mümkün olmadığını söyleyerek benim eserimin bedelini ödemedi bana. Ben bunu özellikle sordum, niçin böyle yapıyorsunuz? Dedi ki, bir kütüphane müdürü arkadaşım vardı, o geldi, mümkün değil, bu fabrikasyon ya da serpme usulüyle çalışılmış bir çalışma, tek tek çalışılmamış diye bana söyledi. Şöyle gururlandım, ya Allah Allah, yani elle yapılmaz deyince ben elle yaptım, hakikaten orada çok gururlandım. İşin o tarafı çok sevindiriyor ama bedelini ödeme işi bir eserin ve çok güzel bir eser. İnanır mısınız, ben o esere ya gençliğimi koydum ya. Yani ne öğrendiysem hayatta o esere aktardım. Gerçekten, ama
Devletimize güveniyorum bu konuda. Mutlaka bilir kişiler bakacaktır. Benim elle yaptığım mutlaka çıkacaktır. Bu eser tamamıyla doğal çakıl taneciklerinden oluşmaktadır. Hiç çakıla müdahale edilmemiştir kesinlikle. Hiç boya kullanılmamıştır. Kimyasal kullanılmamıştır. Dolayısıyla bu hatta 8-10 bin arası çakıl tanecikleri vardır. Hepsi hem rengi doğaldır hem de kendisi doğaldır malzemenin. Gezmeye çalışıyorum. Çünkü bütün koylarda, bölgelerde farklı farklı çakıl çeşitleri, çakıl renkleri var. Taşa yüreğimi koydum, kalbimi koydum doğrudur. Nerede taş görsem çok ilgimi çeker. Güzel şekillendirirler. Yani ne görürsem, nerede bir taş görsem onu şekillendiriyorum. Bir şekilde bir şey görürüm onda. Bütün dünyadaki sanatçılar doğadan buldukları taşlara müdahale ediyorlar. Ta Sümerlerden günümüze kadar. Ben de bunların içerisindeydim. Ben de işte 2009'da Kıbrıs'ta bir güzel bir sergi yaptım. Bütün yaptığım eserlerde mozaiğe müdahale ederek yapılan bir sanattı. Daha sonra bu çakıl taşlarıyla alakalı bir denize gittiğim zaman rengarenk renk cümbüşünü görünce çok ilgimi çekti. Bunlara hiç müdahale etmeden belki de dünyada ilk olan İlk yapabileceğim bir şeyi düşündüm. Çok zor bir şeydi yani çünkü doğa öyle bir yaratmıştı ki çakıl taneciklerini. Hiçbirisinin birbiriyle ölçü olarak aynı değildi. Hepsi farklı elipsliklerde ve farklı formlarda da. Ve ben bunu 28 yıl önce denizden bir poşete doldurdum ve atölyemde denemeye başladım. Ben bu yaptığım sanatı insanlığa miras olarak bırakmak istiyorum. Önce tanınmak, dünyaya doğal çakıl mozaik sanatı hiç müdahale etmeden nasıl yapılır? Onu tanıtmak, daha sonra da gençlerimize, insanlığa bunun tekniğini öğretmek. Ve ömrüm yettikçe de bu eserleri üretmek istiyorum. Yani ben zaman zaman bir tırnak büyüklüğündeki çalıştığım yerleri bile 2 gün uğraştığımı hatırlıyorum. Çünkü renk geçişleri yakaladım zannediyorsun ışıkta. Bittikten sonra karşıya koyduktan sonra o renkin olmadığını fark ediyorsun. Değiştiriyorsun ertesi gün. Onun için çok sabır isteyen bir iş. 8 ayda bitirdim bir tabloyu. Götürdüm teslim ettim. Ve gururlandı orada benden teslim alırken bu eseri işte
Çok güzel olmuş. Yani neredeyse bayılacak dereceye gelen bir insan ertesi gün bunun elle yapılmadığını, elle yapılmanın mümkün olmadığını söyleyerek benim eserimin bedelini ödemedi bana. Ben bunu özellikle sordum, niçin böyle yapıyorsunuz? Dedi ki bir kütüphane müdürü arkadaşım vardı. O geldi. Mümkün değil bu. Fabrikasyon ya da serpme usulüyle çalışılmış bir çalışma. Tek tek çalışılmamış diye bana söyledi. Şöyle gururlandım. Ya Allah Allah, yani elle yapılmaz deyince ben elle yaptım. Hakikaten orada çok gururlandım. İşin o tarafı çok sevindiriyor. Ama bedelini ödeme işi bir eserin ve çok güzel bir eser. İnanır mısınız? Ben o esere ya gençliğimi koydum ya. Yani ne öğrendiysem hayatta o esere aktardım. Gerçekten. Ama devletimize güveniyorum bu konuda. Mutlaka bilir kişiler bakacaktır. Benim elle yaptığım mutlaka çıkacaktır. Bu eser tamamıyla doğal çakıl taneciklerinden oluşmaktadır. Hiç çakıla müdahale edilmemiştir kesinlikle. Hiç boya kullanılmamıştır. Kimyasal kullanılmamıştır. Dolayısıyla bu hatta 8-10 bin arası çakıl tanecikleri vardır. Hepsi hem rengi doğaldır hem de kendisi doğaldır.